Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere hangi mağazadan ne ürün alınmalı ile ilgili bir video yapacağım. Bunun sebebi aslında daha önce başka bir videonun içeriğine değinmiştim az da olsa. Ama çok fazla tekrar bununla ilgili bir video çekmem istendi. O yüzden ayrı bir videoda oluşturmak istedim. Şimdi ilk olarak burada klasik mağazalarımızdan başlayalım. Göçebe Tüccar'ın mağazası. Burada günlük 3-4 kez ücretsiz yenileme hakkınız oluyor sağ üst tarafta. Gördüğünüz gibi ben buradaki indirimli maden takaslarını yapmıştım. Mesela örneğin 16.000 madene 8.000 kömür almak gibi. Şimdi onu aldıktan sonra gördüğünüz gibi altında et karşılığında bir hızlandırıcı geldi. Belirli bir süre sonra artık kaynaklar sizin için önemli olmuyor. Zaten yeterince kaynağınız oluyor. Bu durumda kaynaklarınızı hızlandırıcı almaya kullanabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi 5 dakikalık bir hızlandırıcı aldık. Ben burada şahsen elmas gelene kadar eğer kaynağım varsa alıyorum. Sonra elmaslı olanlar kaldığında ise bırakıyorum ve üstten ücretsiz yenileme diyorum. Tekrar buradan böyle işime gelen şeyleri alıp en son artık hak bitene kadar bu şekilde devam ediyor. Gizem mağazasına geçeyim. Gizem mağazasında bence %50 indirimli olan şeylere yönelin arkadaşlar. Şu an mesela yenile kısmı 100 elmas diyor. Ama günlük bir defa yenileme, ücretsiz yenileme hakkınız var. Ben şahsen her gün ücretsiz yenileme hakkımı kullanıyorum. Çünkü burada %50 indirimli veya %100 yani ücretsiz ürünler çıkıyor karşınıza. Biraz nadir de olsa denk gelebiliyorsunuz. Burada ücretsiz kahraman parçaları ve hatta bir keresinde kahraman aleti aldığım bile olmuştu. Yani en az her gün bir kere ücretsiz yenileme hakkınızı kullanın derim. Ta ki böyle çok iyi bir şeye denk getirirseniz o zaman puan biriktirmek için bekleyebilirsiniz. Buradaki puanı zaten günlük görevleri tamamlayarak her gün elde ediyorsunuz. 80 puan mıydı sanırım, bir bakalım. Aynen 80 puan elde ediyorsunuz her gün. 80 puan biraz tabi zor biriken bir puan. O yüzden o puan birikene kadar dediğim gibi ücretsiz yenileme hakkınızı kullanarak güzel şeyler çıkartabilirsiniz. Ücretsiz olarak bile. Evet, Arena mağazası. Arena mağazası düzenli arenada mücadele edip oradan günlük ve haftalık kazandığınız jetonlarla alışveriş yaptığınız bir yer. O yüzden mutlaka her gün arena mücadelelerinizi tamamlayın ve mümkün olduğunca üst sıralarda yer almaya çalışın. Burada alınacak şey çok net arkadaşlar. 12.000 küsür puanlık mitik eşya veren donanım sandığı. Çünkü bunu başka yerden elde etme şansınız pek yok. Evet, geçtik VIP mağazasına. Biraz önce dediğim gibi aslında odak noktamız sadece buradan şunu elde edebilirim. Yani sadece neyi elde edebilirsiniz onu almaya yönelin arkadaşlar. Ben şahsen VIP mağazasını çok fazla kullanmıyorum. Sadece şurada gelişmiş ışınlayıcı var. %50 indirimli. Yani kendinizi istediğiniz yere ışınlayabiliyorsunuz. Onu almanızı öneririm. Yani 4000 elmasla normal ışınlanma yapmak yerine buradaki %50 indirimli gelişmiş ışınlayıcı ile ışınlanma yapabilirsiniz. Şahsen VIP mağazasında düşük VIP seviyelerinde bunun dışında bir şey çok da mantıklı gelmiyor bana. Tabi ileride VIP seviyenizi arttırırsanız kendi ihtiyacınıza uygun %50 ve üzeri indirimli şeylerden alabilirsiniz. Evet, İttifak Şampiyonası mağazası ve Dökümhane mağazası. Ben bunların ikisine ortak değinmek istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi burada bazı ortak şeyler var. Örneğin şu cila çözeltisi ile sert alaşım dediğimiz madde. Bunlar bizim kişisel donanımımızı geliştirmemizi sağlıyor. Tabi bunlar sadece belirli bir seviyeye kadar. Belirli bir seviyeden sonra şu Dökümhane mağazasında da görebileceğiniz tasarım planları gerekiyor. Yani belirli bir seviye sonrasında artık bunlarla cila çözeltileriyle donanım geliştiremiyorsunuz ve tasarım planlarına geçiyorsunuz. O yüzden benim tavsiyem Dökümhane mağazasında çok fazla ürün var. Şöyle tılsım geliştirmesi sağlayan ve ileride donanımımızı geliştirmenizi sağlayacak ürünler var. O yüzden mümkün olduğunca buradan cila çözeltisi ve demir alaşım almayın derim arkadaşlar. Çok zorda kalırsanız, acil bir durum varsa alabilirsiniz. Ama buradaki puanlarınızı şu tasarım planları ve tılsım geliştirmeleri için gerekli eşyalara vermenizi öneririm. İttifak Şampiyonası'na gelince zaten burada direkt alacağımız şeyler belli. Cila çözeltisi ve sert alaşım.
Onun dışında zaten diğerlerini farklı yerlerden elde edebiliyorsunuz. Ve son olarak geldik elmas mağazasına. Elmas mağazasında da önemli megafon duyurularınız varsa megafon alabilirsiniz. Ya da burada sadakat künyesi alabiliyorsunuz ama bunlar zaten çok az askeri iyileştiriyor. Hani 1000 elmas buraya harcamaya bence değmez. Ben elmas mağazasını pek kullanmıyorum şahsen. Evet, son olarak da gelelim ittifak mağazasına. İttifak mağazasında şöyle gördüğünüz gibi %70 indirimli olanları mutlaka alın derim. %40 indirimli olanlar arasından da işinize yarayacak olanları alın. Mesela şurada %70'lik bir inşaat hızlandırıcısı. Bu haftalık olanlara değil de günlük olanlara yoğunlaşıyorum. Haftalığı en son zaten bir hafta boyunca burada durduğu için eninde sonunda bir şekilde birer tane tamamlamış oluyorsunuz. Ama önceliğiniz günlükten almanız gereken bir şey varsa aksatmamak. Mesela şurada ışınlayıcılar var. Şu an indirimli olmadığı için almıyorum. Ama eğer indirimli olursa buradan ışınlayıcı almak çok mantıklı. Çünkü kale savaşlarında veya çeşitli tesis savaşı, kale savaşı gibi ışınlanma gerektiren savaşlarda bu ışınlanmalar çok önemli oluyor arkadaşlar. Yani ittifak mağazasını VIP puanı ve ışınlayıcılar için kullanın derim. İttifak mağazasında benim en çok satın aldığım şeyler VIP puanı ve ışınlayıcılar oluyor. Evet, son olarak diğer eyalete geçip oradaki bir mağazayı da göstermek istiyorum size arkadaşlar. Belirli aralıklarla bu Ayaz Serveti etkinliği geliyor. Ve günlük görevleri yaparak şöyle 30 tane bir parça veriyor size. Elmas parçası. Sonra o elmas parçasıyla buradan sandık açıyorsunuz. Ama burada 3 kere 4 kere ücretsiz yenileme hakkınız oluyor. Burada kırmızı sandık dışında başka bir sandığı açmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırmızı sandık bize 50 tane gül verdi. Ve bu güllerle buradan alışveriş yapıyorsunuz. O yüzden burada açarken her zaman kırmızı olanı açın. Ve sonra ücretsiz yenileme deyin. Diğer sandıkları açmanızın çok bir manası olmuyor. Çok güzel hediyeler gelmiyor onlardan. Sonra burada mağazası var. Kazandığınız güllerle buradan ne alacağım derseniz de mutlaka şu kahraman aleti sandığını alın derim. Çünkü kahraman aletleri zor toplanıyor. Ve genelde çok puan istiyor. Mesela günlük görevlerden aldığınız mağazada kahraman sandığı oluyor silah eşyalarının olduğu. Ama orada 2250 gibi yüksek puanlar istiyor. O yüzden ben Enigma mağazası kahraman silahı parçası almak için çok güzel bir yer. Burada kristal de var ama ateş kristali zaten pek çok yerden geliyor ve pek çok yerden kazanılıyor. O yüzden buna harcamanıza gerek olmadığını düşünüyorum. Buradan da kahramanınızın silah parçalarını alın diyorum. Şöyle 5 tane alalım. Evet arkadaşlar, şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Odak noktasını zaten anlamışsınızdır. Yani bir yerden tek bir şey varsa alınabilen, yani oraya özgü bir şey varsa mutlaka o şeyi alın. Aldığınız şey zor bulunan bir şey olsun. Öyle her yerden çıkan, her yerden kazanabileceğiniz bir şey olmasın. Zor elde edebileceğiniz şeyleri alın. Dediğim gibi donanım kısmında da belirli bir süre sonra cila çözeltisi ve sert demir alaşımının hiçbir işlevi kalmıyor. Çünkü artık kullanılmıyorlar. O yüzden dökümhane mağazasından onlara yönelmeyin derim. Zaten Çılgın Joe etkinliğinden de gelen bir ürün olduğu için hani hiç orada hızlı hareket etmeyin. Bekleyin. Dediğim gibi tasarım planlarını ve tılsım eşyaları alın dökümhane mağazasında. Bu kilit bir nokta olduğunu söyleyebilirim. Genellikle bu konuda sık hata yapılıyor. Ben de bu hatayı yapan kişilerden biriydim. Evet, şu an için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve de kanala abone olmayı unutmayın.